Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün de sizlere lezzetine doyum olmayan külah tatlısı yaptım. Benim 10 senelik tarifim ve ancak videosunu çekip yenileyebildim. İnanılmaz bir tarif. Almanya'da kız kardeşim böyle komşularına yaptığında çok beğeniyormuşlar. İşte tarifi nasıl alabiliriz dediklerinde kız kardeşim dedi ki artık şunun bir videosunu yap da şu tarifi bir yenile de ben de rahat rahat paylaşabileyim dedi. Onun sayesinde yaptığım tarifi yeniledim. Spordaki arkadaşlarıma götürmüştüm. Çok beğendiler. Çok değişik, çok lezzetli bir tatlı olmuş dediler. Çok da basit. Asla zor bir tarif değildir. İçindeki krema pastane kremasıdır. Geçen paylaştığım kremadır ve sizler yapınca çok beğendiğinizi yorumlarda belli etmişsiniz. Sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi tarifimizin yapılışına geçelim. Malzemeleri info kısmında verdim. Hemen yapılışına geçiyoruz. Kreması için yine aynı krema arkadaşlar ama şunu belirtmek istiyorum. Malzemeleri tarife göre az vereceğim. Sakın hani yanılmayın. Hani siz iki tane yumurta koymuştunuz, malzemede bir tane yumurta vardı denmesin. O yüzden lütfen hani beni bir dinlerseniz burada çok sevinirim. Bazı arkadaşlar atlay atlaya gittiği için bu sefer yazıyorlar ki ya işte tarifte iki yumurta gözüküyor videoda ama malzemelerde bir yumurta gözüküyor. Bunu buradan açıklamak istiyorum arkadaşlar. Kremayı zaten anlatmama gerek yok, biliyorsunuz. Hatta linkini de vereceğim. Oradan girip detaylı tarifini de alabilirsiniz. Ama ben şöyle hızlıca yine bir anlatayım. Sütümüzün içine yumurta, şeker, ondan sonra nişasta unumuzu koyuyoruz. İyice altını yakmadan çırparak pişiriyoruz. Piştikten sonra ocağın altını kapatıyoruz. Tereyağımızı ve vanilyamızı atıyoruz. Tekrar çırpma işlemine devam ediyoruz. Sonra böyle genişçe bir kasenin içine koyuyoruz arkadaşlar. Üzerini streç folye ile kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Buraları hızlı hızlı anlatmak istiyorum. Çünkü zaten bu kremayı birçok tarifte verdim ve birçok tarifte de hızlıca anlattım. Artık bu kremamızı ezberlemiş olmanız lazım. Gerçekten yapan arkadaşlarım yorum yazınca böyle ben çok mutlu oluyorum. Çok beğenmişsiniz kremamızı. Ama yani beğenilmeyecek bir krema değil. Gerçekten çok lezzetli. Öyle güzel tarifler yaptım ki hala da yapmaya devam ediyorum. Hala da bu kremayla ilgili bir sürü tarifim gelecek. Ben çok fazla şey sevmiyorum. Hani bir krema varsa, lezzetliyse, güzelse neden böyle farklı farklı tarifler arayışına geçiyoruz ki? Devamlı o kremayla yaparız. Çünkü zaten biz o kremadan memnunuz. Hani farklı tariflere bence fazla bir gerek yok diye düşünüyorum. Ben de bu kremadan çok memnun kaldığım için bir sürü tarif yaptım. Evet arkadaşlar, kremamızı soğurken biz iki paket yine çiğ kremayı, yani süt kremasını çırpıyoruz. Sertleşene kadar, iyice köpürene kadar çırpıyoruz. Soğuttuğumuz muhallebi tarzındaki kremamızı da içine katıyoruz. Tekrar çırparak o pastane kremasını elde ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tarifimiz çok basit bir tariftir. Yani zor olan tek şey belki şu pastane kremasını yapmaktır diyeceğim ama bu da zor bir şey değil. Hani muhallebiyi sadece pişiriyoruz, soğutuyoruz, sonra kremayla buluşturuyoruz. Hani çok zor bir tarif değil. O yüzden size bir püf noktası da vermek istiyorum. Kremanızı 2-3 gün önceden dahi yapabilirsiniz. Çünkü bu krema ağzı kapalı bir şekilde buzdolabında 1-1,5 hafta durabiliyor arkadaşlar. Ben denedim, hiçbir şey olmadı. Sizler de kremanızı önceden yapıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Daha sonra misafiriniz geleceği günde bu tatlıyı yapmaya kalkarsınız arkadaşlar. Evet, kremamız hazırdır. Şimdi tatlımızı yapmaya geçelim. Bize gerekenler bir paket milföy hamuru ve görmüş olduğunuz gibi bu çelik külahlar arkadaşlar. Külahlarınız yoksa yağlı kağıttan da külah yapabilirsiniz. Evet, şimdi milföy hamurlarımızı uzunlamasına uzun bir şekilde 7 şeride kesiyoruz. Bir milföyden 7 tane çıkıyor arkadaşlar. Ona göre ayarlayabilirsiniz. İnce ince olacak şeritlerimiz. Pizza bıçağıyla keserseniz sizin için büyük bir kolaylık olur. Kestikten sonra tek tek alıyoruz ve çelik külahımıza bir güzel sarıyoruz. Üst üste gelecek şekilde şu kenar kısımları üst üste gelsin ki hani dağılmasın pişerken veya açılmasın. O yüzden böyle üst üste gele gele sarıyoruz arkadaşlar. Ben küçük küçük yaptım külahlarımı. Siz isterseniz iki tane milföy şeridinden tüm külahı da sarabilirsiniz. Ama ben küçük küçük yapmak istedim. Böyle kibar kibar olsun istedim tatlılarımı. Dediğim gibi spor salonundaki arkadaşlarım o kadar çok beğendi ki. Yani bir an önce tarifini paylaş da biz de yapalım dediler. O yüzden ancak tarifini bugüne nasip oldu. Çünkü o kadar çok tarif var ki hangisini sıraya koyacağımı şaşırıyorum. En sonu böyle bunu paylaşayım dedim. Emin olun sizler de yapınca çok beğeneceksiniz. Böyle kolay tarifleri çünkü seviyoruz. Bundan bir önceki tarifimi maalesef çok izlenme olmadı. Çok üzüldüm çünkü çok emek vermiştim.
Neden izlenmedi onu da bilmiyorum. İnanın o kadar lezzetli bir pasta olmuştu ki herhalde zor olduğu için böyle bir meşakkatli geldi. Böyle çok detaylı geldiği için zor geldi gibime geliyor. Evet arkadaşlar, milföylerimizi güzel yağlı kestirmiş tepsimize dizdik. Şimdi üzerine yumurta sarısı ve süt karışımını süreceğiz. Çok güzel oluyor bu şekilde. Sadece üst kısımlarına sürün arkadaşlar. Kesinlikle altına gelmesin. Çünkü altı çabuk kızardığı için böyle bir sanki kararmış gibi oluyor. Sadece üzerine böyle hafiften sürmeniz yeterlidir. Yumurtamızı sürdükten sonra da 200 dereceli fırına pişmeye gönderelim. İlk tepsimiz pişti. Çok da güzel kabardılar. Benim 10 tane çelik külahım olduğu için hani devir daim yaptım. Bunlar pişti. Çıkarttım, tekrar sardım. Tekrar fırına sürdüm ve şöyle bir tepsi dolusu milföy külahı elde ettim. Sadece bir paket milföy hamurundan oluyor. Yani şu bir paketin içinde 20 adet var. O 20 adetten oluyor arkadaşlar. Zaten bir tane milföy hamurundan 7 tane külah çıkıyor. O yüzden sizler tarifi miktarını misafirlerinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bu tarife göre size malzeme vereceğim. Evet, şimdi kremamızı güzelce sıkma torbamızın içine dolduralım ve külahlarımızın içini tek tek doldurup kenara alalım. Yani bilmiyorum, kolay, pratik, hafif bir tatlı. Yapınca çok memnun kalacağınız bir tatlı. Zaten yapan arkadaşlarımdan yorum gelecek biliyorum. Onları çok seviyorum. Çünkü değer veriyorlar tariflerimizi, izliyorlar. Hatta emeğe saygı olsun diye yorum yazıp paylaşıyorlar. Geçen arkadaşım biri dedi ki, Leyla ablacığım dedi, sırf senin emeğine yazık olmasın diye tüm linkleri WhatsApp'taki arkadaşlarıma tek tek atıyorum izleyin diye. O yüzden ona da buradan çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok iyisiniz. İyi ki de varsınız. Şimdi geldi sunuma, en güzel yere. Kızlar, burada başıma çok büyük bir olay geldi ama burada çekmemişim. Gerçekten inanılmaz bir şey oldu. Ben şimdi bunların hepsini tek tek dizdim ya. Bir güzel hevesle dizdim bunları. Allah'ım dedim böyle. Instagram'da fotoğrafını atacağım. Leyla Akkuş adlı Instagram sayfamda fotoğraf, başıma ne geldi onun fotoğrafını atacağım. Ben bunları bir güzel dizdim. Ondan sonra büyük bir hevesle pudra şekerini üzerine böyle serpiştirirken pudra şekerin kapağı bir açıldı arkadaşlar. Pat! Bütün pudra şekeri milföy hamurun üzerine döküldü. Allah'ım! Allah'ım dedim, ben bunu nasıl kurtaracağım şimdi dedim ama çok şükür kurtardım. Tek tek aldım böyle fırçayla sile sile kurtardım. Burada gözükmemiş. Ben burayı da çektiğimi zannediyordum ama çekmemişim bu kısmı. Herhalde spordaki arkadaşlarıma götürürken saklama kabına koydum ya, orada yaparken herhalde şey döküldü, pudra şekeri. Çünkü burada çekmemişim. Çekseydim inanın burada paylaşacaktım. Yani başıma gelen olayı sizlerle paylaşacaktım ama fotoğrafını çektim. Instagram sayfama atacağım. Muhteşem bir tarif. Umuyorum ki sizler de yapınca çok memnun kalacaksınız. Şimdiden yapan arkadaşlarıma afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.